Necip Bey, iyi misiniz? Aman Allah. Bu resmen bir icra tebligatı. Yani Çınar her şeyini kaybetmek üzere, öyle mi? Ne münasebet efendim? Bir yanlışlık olduğu aşikar. Baksanıza, bu firmaya borçlanmış. Ya bu evi borcu karşılığında verecek ya da para bulacak. Çok yazık. Siz endişe buyurmayın efendim. Bir yolunu bulur, bu meseleyi yoluna koyarız. Benden doğru konuş. Kavşa öyle mi çıkılır? Çıktıysam ne olmuş? Beyler, bir sakin olun ya. Atacağım şimdi ikinizi dışarı. At sen de. Adın ne sen? Çınar Bey. Ne oldu? Buldunuz mu toprağı? Hayır ama hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti ya? Karınızı kaçırıp alıkoymuyorsunuz beyefendi. Ne kaçırması? Ya öyle bir şey olsa gelip size anlatır mıyım her şeyi? Lütfen benimle gelin. İfadenizle her şeyi anlatırsınız. Ya ne ifadesi şimdi Allah aşkına? Lütfen zorluk çıkartmayın Çınar Bey. Lütfen. Buyurun. Allah Allah. Ya benim gidip karımı bulmam lazım. Siz ifadeden bahsediyorsunuz. Herhalde. Kim şikayet etmiş ki beni? Karınızı. Kızım, ağlamakta helak ettin kendini. Vay be bey amca. İyi ki de sana rastlamış. Yoksa Allah muhafaza yani. Allah'ım ne olur ya. Karımı kaçırmış olsam gelip buraya niye anlatayım komiser bey? Hakkında şikayet var ama. Ya zaten toprak yarın taburcu olacaktı. Doktoru çıkabilir dedi. Aldım onu evimize götürdüm. Ne var bunda? Belli ki birileri aksini düşünüyor. Yoksa niye şikayet etsinler? Ya kim ne yapmaya çalışıyor umurumda değil. Çıkıp karımı bulmak istiyorum ya, bırakın beni. İşimiz bitsin gidersin. Ya benim vaktim yok, anlasanıza. Anladık anladık. Ya sen neyi anladın ya? He? Neyi anladın? Çıkıp karımı bulsana. Kes! Kardeşim ne yapıyorsun? Ya bırak kardeşim kolumu. Doğru konuş. Gidin. Bana bak. Toprağın başına bir şey gelirse bunu sizden bilirim ha. Atın şunu nezarete. Ya hiçbir yere atamazsınız beni. Bırakın. Tıkır içeri. Hayret bir şey. Karım dışarıda kayıp. Ne nezaret anısı ya? Çıkmışsın ortaya. Nereye sakladın toprağı? Sen şikayet ettin değil mi? İyi bildin. Bayan sakin olun. Ya şimdi iyi yedin. Ne yapacağız şimdi? Nasıl bulacağız toprağı? Onu kızı kaçırırken düşünecektim. Hem ne malum senin bir yere tıkmadığın? Ne kaçırması? Kendi bırakıp gitti. Allah kahretsin. Allah seni kahretsin. Yalan konuşuyor. Yalan falan konuşmuyorum ben. Adım gibi emeğinin bir halt yediği, kızı bir yere sakladığı bize demiyor. Memur bey, atın bunu içeri. Ya kes sesini, bırakın beni. Ya yeter hanımefendi. Sen de içeri şikayetini yazdır. Yürü. Hayret bir şeysiniz ya. Bak, toprağa bir şey olursa, toprağa bir şey olursa bunu senden bilirim. Hepinizden bilirim. Anlıyor musunuz beni? Sizin için çok üzülüyorum Necip Bey. Bir ev meselesi eksikti. Yani bir şeyler yapalım. Ne yapabiliriz acaba? Size karışmayın dedim ya Zümrüt Hanım. Unuttunuz galiba. Biz hala evliyiz. Ayrıca torunlarım bu evde yaşıyorlar. Yani sizin bu meseleniz beni gayet yakından ilgilendiriyor. Beni de çocukları da merak etmenize gerek yok. Her şey bu toprak yüzünden. Umarım bir daha geri dönemez. Hatta ölür gider. Ne biçim laflar bunlar Zümrüt Hanım? Hiç size yakışıyor mu? Yalan mı? O kız hayatımıza girdiğinden beri felaket başımızdan eksik olmadı. Yeşim onun yüzünden.
Hala aynı şeyleri konuşuyoruz. Zavallı kız ne halde? Hayatı tarumar oldu. Sizin ettiğiniz laflara bak. Yazıklar olsun size. Benimle böyle konuşamazsınız. Nereye gidiyorsunuz? Arif. Ne yapıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Zümrüt Hanım'ı hemen evine götürün. Hayır. Ben gitmek istemiyorum. Beni böyle çıkaramazsınız. Bırak beni! Bana başka çare bırakmadınız. Bırakın! Bırak beni! Necip Bey! Bunu unutmayacağım, görürsünüz. Bırak beni! Zorluk çıkarmayın Zümrüt Hanım. Bırak! Ya Allah aşkına bırakın beni. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Gideyim dışarıda karımı arayayım. Bırakın beni ya. Ya açın şunu, çıkayım. Allah kahretsin be. Kızım, böyle susup durursan yardım edemeyiz ki. Kimsen yok mu? Kocan, baban. Kocam. Kocamı arayayım. Efendim Altan. Necip Bey, Çınar Bey'i tutuklamışlar. Sen hemen karakola git Altan. Ben de birkaç yeri arayıp geliyorum. Ben varmak üzereyim zaten. Elinden geleni yap. Çınar'ı oradan çıkar. Yok mu bir haber memur bey? Yok ablacığım, sen de sakin otur artık şuraya. Allah'ım. Erenlerin yüzü suyu hürmetine ya Rabbil alemin toprağımı bağışla Allah'ım. Aa, hangi akla hizmet bıraktınız bu eşkıyayı? Ha, toprağın yerini demeden niye salıverdiniz? Söyle bakalım ha? Nereye bıraktın toprağı? Nereye sakladın toprağı? Sultan Hanım, çocuk da perişan, görmüyor musun? Bu tavrının kimseye faydası yok. Sen karışma Necip Bey. Abla, sen de bir sus artık, içeri atacağım sen ona göre. Çınar Bey, komiserim sizle iki dakika konuşacak. Şöyle buyurun. Uğursuz. Biraz sakinlemişsin. Ya komiser bey. Oğlum mühim değilse bırakın gideyim lütfen. Rumeli Hisarı karakolundan aradılar. Topraktan bir haber mi var? Karın oradaymış. Oh, emin misiniz? İyi miymiş? Evet iyi. Şükürler olsun. Sağ olun, çok sağ olun. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmazsın, ona göre. Şuna kızım. İyi gelir. Sakinlersin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Kocanızı bulmuşlar. Birazdan gelir. Sağ ol oğlum. Rica ederim. Bak gördün mü? Kocan da geliyor. Üzülme artık. Tamam. Tamam. Ne öğrendin? Haklıymışsınız. İcraya veren şirket Ilgaz Holding'le de çalışıyor. Ah, işte bu harika haber. Evet. Bence hemen görüşelim. Hemen ara. Peki silahı ne yapmamı istersiniz Zümrüt Hanım? Şimdilik bir şey yapmayacağız. Burada kalsın. Planlarımız değişti. Nasıl isterseniz. Ha, bu arada Kerem'in bir müddet ortalıkta görünmemesi gerekiyor. İlk uçakla Londra'ya gönder. Biletini hemen al. Hadi çabuk.
Karım burada, geç kardeşim. Toprak. Sıtkı. Biraz daha hızlı gitsen. Bizden bu kadar valla. Ya bir sakin ol, gidiyoruz işte. O uğursuz bizden önce varacak, kızı alıp götürecek, görürsün. Gel otur şöyle. Hayır Sıtkı, ne olur gidelim buradan. Tamam gideriz, sen de otur. Memur bey, ben bayanın eski kocasıyım. İyi de senin adını vermişler. Sıtkı Engin değil misin sen? Ya öyle de biz Toprak Hanım'dan boşandık. Yalnız kendini biraz rahatsız, hatırlamıyor. Allah Allah. Şimdi oturduğu evin adresini biliyorum, isterseniz. Hayır canım, sakın götürmeyin beni oraya. Sıtkı, beni o adama veremezsin lütfen. Toprak bak bir dinle. Ne bileyim, teyzemi ara o zaman, o gelsin. Ne olur. Tamam, tamam arayayım teyze. Beni vermeyin o adama lütfen, gitmek istemiyorum, ne olur. Tamam Toprak. Yani sırf tetkikleri almak için Londra'ya mı gidilir anne ya? Kerem, her seferinde itiraz etmesen, bir kere de dediğimi yapsan ne olur? Of anne ya. Hayatım, bu doktora çok güveniyorum. Tek istediği tetkikleri tekrar incelemek. Ne var bunda? Gidip alıp geleceksin. Hem İstanbul'dan gitmek istemiyor muydun? Ne güzel bir fırsat sana. Ben İstanbul'dan Temel'le gitmek istiyorum anne. Hem de seninle. Ama madem burada kalmaya karar verdin, ben de hiçbir yere gitmiyorum. Memur bey.